Bu ortamın son tebliği, Resulullah'ın sünnetinde fırsat bazıları çok özel bir konu. Bu hususu da Doktor Ahmet Ülkmez hocamız sunacak. Kendisi şu anda Malatya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi. İki tane bir eseri var. Ahlak ekseninde hadis Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından bir de Peygamberim diyor ki diye iz yayınlarına çıkmış iki tane güzel eseri var. Hocam buyurun. Teşekkür ederim hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve selamun ala ibadihillezine istafa ve salatu ve selam ala nebiyyina Mustafa ve ba'd. İki şey belirtmem gerekiyor. Birisi sabah televizyon gösterisinde geçti. Ben Konyalıyım. Tahir Büyükkörükçü hocamızı rahmetli anıyorum. Dizinin dibinde dualarıyla büyümüştük. Ve 17 Aralık'ta bu konuşmayı yapmak, onu anmak da ayrı bir önem. Çünkü Kapı Camii'nin muhterem cemaati diye başladığında mutlaka o söz Mehmet Akif'e giderdi, Hazreti Mevlana'ya giderdi. İkinci söylemem gereken hadis konularından bahsedeceğim. Ama çok yeğenim, önemli iki hadis üstadı önünde, değerli başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez Bey'in, Profesör Doktor Bünyamin Ebul Bey'in önünde konuşmak benim için çok zor aynı zamanda. Eksiklerimiz olursa lütfen kusura bakılmasın. Fırsat vaazları derken yeni bir kavram belki ortaya atmış olduk. Eğitimde fırsat eğitimini kullanıyoruz. Fakat وَذَكَّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ayeti kelimesini hayatının tamamında uygulamıştı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu sadece camide yapılan anlatımlarla sınırlı değildir. Sadece belli süreçlerde yapılan toplu görüşmelerde verilen bilgilerle sınırlı değildir. Hayatın akışı içinde oluşan her fırsatı belli yöntemlerle, belli iletişim ve sözlü tekniklerle mutlaka ya bir öğretime, ya bir uyarmaya, ya bir düşündürmeye çevirmemiz gerekiyor. Bunu sünnet-i seniyeden anlıyoruz. Onunla ilgili pratik birkaç örnek üzerinde ben inşallah duracağım. Öncelikle bazı durumlarda öğretici olmakta yarar var. Yani çeşitli yaş grupları olabilir, çeşitli ortamlarda bulunabiliriz. Hani ben bu öğretme durumunu, bilgi ihtiyacını karşılama durumunu vaaza erteleyeyim veya işte daha sonraya bırakayım diye düşünmeden, hazır ortam oluşmuşken ve konu sıcakken öğretici yaklaşımlar sergilemekte yarar var. Temel bazı özellikleri buraya ben yansıtmış oldum. Örneklere geçelim. Muaviye İbn-i Hakem radıyallahu anh'ın namazda konuşması meselesi herkesin belki hatırlayacağı bir bilinen örnek. Yani farz namazda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldırırken birisi hatırlıyor ve arkada Hazreti Muaviye İbn-i Hakem cemaatten birisi olarak ona yerhamdülillah diyor. Sonra namaz içinde konuştuğu için insanlar diyor bana ters ters bakmaya başladılar diyor. Yan yan bakmaya başladılar tam ifadesi. Dedim ki diyor مَلَكُمْ تَنْظُرُونَ اِلَيَّ ne var ya ne bakıyorsunuz dedim diyor. Namazda oluyor bütün bunlar. Ondan sonra ellerini birbirlerine vurmaya başlıyorlar. Susturmaya çalıştıklarını anladım ve sustum diyor. Şimdi yani o anda namaz kıldırdığımızı düşünelim. Gerçekten öncelikle arkada bu şekilde bir konuşma varken namazı bitirmeyi tamamlamayı başarabilir miydik? O çok gerçekten zor bir şey. Bitirdikten sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına çağırdı. Kimdi o? Görüşmek istedi. Ve ben diyor daha önce ondan daha güzel öğreten
hiçbir öğretmen görmedim. Bana ne vurdu, ne kırdı, ne ağır söz söyledi, ne hakaret etti. Sadece bana diyor, bunu söyledi. Namazın ne olduğu ile ilgili şuuru bir cümle, iki cümle halinde bana orada bildirdi. Böyle bir bilgilendirme, hani azar beklerken verdiğiniz ufak bir nasihat, belki de tam olarak vaazın tam olarak karşılığı olabilir. Unutulmaz çünkü, işe yarar çünkü, ileride güzelliklerle hatırlanır çünkü. İkinci bir örnek olarak, yemek adabını sofranın başında öğrenen çocuk dedim kısaca. Ömer bin Ebi Seleme radıyallahu anh örneği. Ben diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam'da yemek yiyordum, sofrasında bulunuyordum. Benim elim de diyor sofranın her yerinde dolaşıyordu. Böyle bir durumda Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın ona sofranın başında ilgili bilgiyi vermesi çok önemli değerli arkadaşlarımız. Yani bakın evladım besmele çek, sağ elinle ye, önünden ye. Bunu kürsüden de anlatabiliriz. Yani vaaz kürsüsünden gelmiş çocuklara hitaben, gençlere, büyüklere, hanımlara hitaben söyleyebiliriz. Ama bunu sofranın başında söylemek çok daha etkili ve kalıcı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü örnek o şekilde önümüzde. Örnek sadece cami çerçevesinde anlatma değil, hayatın içinde de hatırlatma şeklinde. Namazı acele kılan kişi örneğini de yine hatırlayacaksınız. Bir namaz sonrası mescitte oturuyor, gayet geldi. Namazını tek başına kıldı, selam verdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona. وَعَلَيْكَ يَرْجَ فَسَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُسَلِّ buyurdu. وَاَلَيْكُمْ selam, dön ve namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmadın. Üç defa namaz kılıp kılıp gelip selam verdi biliyorsunuz. Üçüncüde de olmadığını öğrenince ya Resulallah ne olur bana öğret, ben daha iyisini bilemiyorum, yapamayacağım dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine onu herhangi bir rutin toplantıya yönlendirmedi. Şu anda vaktimiz uygun değil, daha sonra görüşelim şeklinde bir erteleme de yapmadılar. Ve ona, o sahabiye detaylı bir biçimde görüyorsunuz, namaz sırasında tadil erkanı nasıl gerçekleştireceğini anlattılar. Yani camide bir örnekle karşılaştık. Bak yaşlı amca, yarın öbür gün cuma vaazında bunu anlatacağım. Gel mutlaka dinle, dinlemezsen olmaz şeklinde değil. Bu anda yaşlı amca hazır uygulamayı yapmışken, hazır biz görmüşken bir 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika ayırmak çok daha verimli olabilir vaaz açısından, öğretme açısından. İkinci yaklaşım olarak tespitim benim, uyarıcı yaklaşım. Bazı ani durumlarda, özellikle ahlaki problemlere müdahalelerde gerekli olabiliyor. Zekat toplama örneği çok tipik bir örnektir. Görevli zekatları topladı geldi, ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki ya Resulallah şunlar size zekat olarak gönderilenler, bunlar da bana verilenler, hediyeler dedi. Bu çok önemli bir sapmaydı. Görevli bir insanın, emeğinin karşılığını alan bir insanın çıkar sağlaması uygun değildi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen derhal mescitte insanları toplayarak onlara bu konuda bilgilendirme ve uyarı konuşması yaptılar. Burada normalde benimsenen, normal şartlar altında uygulanan üsluptan daha sert bir üslup olduğunu da görüyoruz. Şöyle Arapçasını ben oraya almışım. Nasıl oluyor da görevlendirdiğimiz bir memur karşımıza gelip bu sizin, şu da bana hediye edilen diyebiliyor. Annesine babasının evinde oturup beklese ona hediye veren olacak mı, olmayacak mı? Muhammed'in canını elinde tutana yemin ederim. İçinizden böyle bir şey yapan kıyamet günü olmalı boynunda taşıya taşıya gelir. Devesi bağıra bağıra, camızsa böyle böyle, koyunsa meyleye meyleye gelir. İkinci bir örnek yine dayak uygulamasına şahit olunması meselesi. O da yine Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh ile ilgili. Orada
Ben diyor kırbaçla dövüyordum kölemi, arkamdan ey Ebu Mesud iyi bil, şunu bil diye bir ses duydum. Döndüğümde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında görüyorum. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona hiç unutamayacağı bu sözleri o anda söylüyor. Sonra da düşündürücü yaklaşıma da dikkat çekmek istiyorum. Yani sadece öğretme, düşündürme veya işte uyarma değil, çok daha çeşitlendirilebilir. Mesela motive etme, bizim hiç kullanmadığımız bir şey. Ne evde çocuğumuzu böyle motivasyon aşısı yaparak güzel cümlelerle motive ediyoruz kolay kolay. Yani çok nadir ediyoruz bunu kültürel olarak. Veya işte sanayide bir işçimizi, okulda bir öğrencimizi vesaire. Onlar da ayrı başlıklar olabilir ama düşündürücü yaklaşım, hazır dikkat bir yere toplanmışken, kalbi insanın bir noktaya yönelmişken, bunu fırsat bilmekle ilgili cenaze, hemen iki dakikada toparlayın inşallah hocam, soyut bir bağlam bile olabilir bu. Yani normalde beni şu anda tam dinleyemezler, odaklanamazlar diye düşündüğümüz bir nokta da olabilir. Ama orada da pekala çok somut bazı mesajlar verilebilir. Sünnet seriyede bunu görüyoruz. Cenaze defni ve kader eğitimi örneğini aldım. Bu kabristanda Hazreti Ali'nin rivayet ettiği olay, gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanlarına oturması, yere şekiller çizmesi, hatırlarsınız olayı. Orada kaderle ilgili bu hadis-i şerifi duydular ve devamında da üzerinde konuşma imkanı buldular. En sonunda cennetliklerin cennete giden yolunu Allah kolaylaştırır, ateşe gidecekleri de o yolu kolaylaştırır mesajını alarak davranışla ilgili temel bir mentalite kazanmış oldular. Son örneğimizi vereceğim. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan bir örnekte. Ben diyor genç bir insandım, camide yatar kalkardım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam rüyaları yorumladıkça ben de ah bir rüya görsem, yorumlatsam derdim. Bir gün rüya gördü, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o rüyayı yorumladı ve bitiminde ona bu mesajı verdi. Abdullah ne iyi adam, lokâni yusalli minel leyl, keşke gece namazı da kılsaydı. Sonuç olarak bazı belli periyotlara sıkıştırmadan hayatın her anında insanlara, çevremize verebileceğimiz bir şeyler olduğunu hatırlatmak istedim kısaca. Olay sıcakken somut, pratik, yaşanabilir şeyleri insanlara sunmaktan bahsettim. İlgiyle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selam edeyim. Ahmet Hocam da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir konuydu. İlk kürsüde yaptığımız, planlı olarak yaptığımız oğazlarla bir de hayatın akışı içerisinde dinamik olarak her an fırsatları değerlendirerek insanlara İslam'ın mesajını belki kısa cümlelerle ama çok etkili bir şekilde aktarma yöntemini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiramın hayatından örneklerle bize sunduğu kendine çok teşekkür ediyorum. Bunun pratik uygulamasını hanım hocalarımız buradalar. Bu sene Haç'ta uygulamış olduk. Gerçekten Erkafleri bir hanım görevli gönderdik bu sene malumlarımız. Hoca hanımlarımız adım adım başlayarak da Haç'a yola çıkmadan önce başlayarak adım adım her an bu Haç'a giden hanımlarla beraber oldular. Çok iyi bir fırsattı Haç dönemi. Dolayısıyla bu irşadı pratik olarak da bu sene uygulamış oldular, inşallah devam edecek.